Bu videoda bizden istenen hikayeyi oluşturmak için kod bloklarını kullanacağız. İkinci ders. Konu 17. Oyun laboratuvarı. Bir hikaye oluşturun. Birinci etkinlikten başlıyorum. Köpek Jean, merhaba dünya demesini sağlayabilir misin? Ön izleme alanında bir nesnem var. Bu nesne kod bloklarındaki kodları çalışma alanına sürükleyip çalıştırdığımda buradaki kodları bu nesne gerçekleştiriyor. Şu an kod bloklarında sadece söyle komutu var. Söyle komutu ve bir parametre alanı. Parametre alanı metin. Buraya yazı yazabiliyoruz. Bu kodu çalıştığı zamana ekliyorum ve parametre alanına merhaba dünya yazıyorum. Bizden de istenilen köpek için merhaba dünya demesi. Söyle merhaba dünya. Bir nesnem olduğu için bu komut bu nesne üzerinde işlendi ve köpekçik merhaba dünya dedi. İkinci etkinliğe geçelim. Köpekçik bir şeyler söylesin, sonra da kedicik bir şey söylesin. Yapabilir misin? Şimdi ön izleme ekranında iki nesnem var. Ve ikisinin birbiri ardına farklı şeyler, bir şeyler söylemesini istiyorum. Kod bloklarında bir tane kodum var. Bu kodda bu sefer iki parametre var. Parametrelerden biri söylemesini istediğim şeyi yazacağım. Nedir mesela? Merhaba, merhaba, kedicik. İkinci parametresi bu. Ne söylemek istediğini yazıyoruz. Birinci parametrede de bir combo box var. Burada da iki seçenek var. Bir ya da iki. Benim ekranda iki nesnem olduğu için nesneleri sayılarla ilişkilendirmiş. Bir köpekçik anlamına geliyor. İki de kedicik. Daha önceki etkinliklerde buradaki combo box'ta kediciğin ve köpekçiğin şekli görülüyordu. Şimdi daha çok gerçek programlamada kullanılan bir yöntem seçilmiş. Ne yapıyorum? Bir, yani köpekçik merhaba kedicik desin. Sonra da kodlar sırayla çalıştığı için ilk önce bu kod çalışacak. Birinci sırada olan kod merhaba kedicik diyecek. Ardından da ikinci kod çalışacak. İkinci kodda kediciğin söylemesini istiyorum. O zaman buradaki combo box'tan 2'yi seçiyorum. Çünkü kedicikle ilişkilendirilmiş sayı 2. Buraya da kediciğin ne söylemesini istiyorsam onu yazıyorum. Merhaba köpekcik. Şimdi çalıştıralım bakalım. Birinci kod merhaba kedicik. Merhaba köpekcik. Evet, bir sonraki etkinliğe geçelim. Üçüncü etkinlik. Köpekçiği kediciye doğru hareket ettiren bir program yazabiliriz. Bizden istediği ekranda iki nesnemiz var. Kedicik sabit duracak, köpekçik kediciye doğru hareket edecek. Bakalım o komutu yapabileceğimiz, bu işi yapabileceğimiz bir komut hangisi olabilir? Taşı komutu varmış. Ne yapıyor? Taşı, aktör. Aktör parametresi neydi? Birincisi köpekçik, ikincisi kedicik. İkinci parametrede yine bir combo box var.
burada ne, nasıl parametreler yazmış. Yukarı, aşağı, sol, sağ, gelişi güzel. Üçüncüde de piksel. Yani sağa doğru kaç piksel taşı hareket etsin bu aktör. Birinci nesne. Bizim ihtiyacımız olan komut bu. İkinci komut da yine konuşma baloncuğu çıkaran kod bloğu. Şimdi ben ne istiyorum? Köpekçik, evet. Kedicik nerede? Sağda. Sağa doğru, evet. Ne kadar uzaklık olsun? 50 piksellik bir yol gitsin sağa doğru. Bakalım, çalıştıralım. 50 piksel yeterli olmadı. Yeniden deneyelim. 100 piksel olsun. Çalıştıralım. Evet. Daha çok yaklaştı ve bulmacayı tamamladık. Dördüncü etkinliğe geçiyoruz. Köpekçiyi kediciye doğru hareket ettirin. Sonra köpekçik kediciğin yanına geldiğinde kediciğin merhaba demesini sağlayan programı yazabiliriz. Tamam. Şimdi burada çalıştığı zaman olayının dışında bir tane daha olay bloğu konulmuş. Olay bloğu, yani burada söylenen iş olduğu zaman bu bloğun altındaki eklediğimiz kodlar çalışacak. Bu da çalıştığı zaman çalıştır butonuna bastığımda bir kere çalışan olay bloğu. Bunun altına yazdıklarım bir kere yukarıdan başlayarak sırayla çalışıyor ve daha sonra tamamlanıyor en sona geldiği zaman. Şimdi benden istenen köpekçiyi kediciye doğru hareket ettirme. Bunun için ne yapıyordum? Taşı komutu var yine. Çalıştığı zaman köpekçiğin ID'si neydi? 1. Yani numarası ya da köpekçikle ilişkilendirilmiş sayı 1. Hangi yöne hareket edecek? Sağa doğru. Ne kadar hareket edecek? 100 piksel. Böylece köpekçik kediciğin yanına yaklaşmış oldu. Buradaki olay bloğunda 1, yani köpekçik aktör 2'ye dokunursa buradaki kodlar çalışsın. Aktör 2 kim? İkinci nesnem. Yani 2 ile eşleştirilmiş olan nesne kedicik. 1, köpekcikle eşleştirilmiş olan sayı. 1 ve 2, yani köpekçik ve kedicik birbirine dokundukları zaman benden ne yapmamı istemişti? Kedicik merhaba desin. Ne zaman? Köpekçik kediciğin yanına geldiği zaman. O zaman ben merhaba komutunu bu olayın altına ekleyebilirim. Tam çünkü benim istediğim, bu kodun çalışmasını istediğim zamanı bu belirtiyor. Kimin söylemesini istiyorum? Kediciğin. Ne söylemesini istiyorum? Merhaba. Çalıştıralım. Evet. Yanına geldiğinde merhaba dedi. Buradaki eklediğimiz kod bloğu çalıştı. Beşinci etkinliğe geçelim. Ahtapotun tıklandığında merhaba demesini sağlayan program yazabiliriz. Benden istenilen şey ahtapotun merhaba demesi. Burada söyle komutuyla bunu yapacağım. Merhaba demesini istiyorum. Burada bir hangi nesnenin merhaba demesini istiyorum. O yüzden bir parametre eklenmemiş. Çünkü ekranda bir nesnem var. Bu komut o nesne için çalışacak ve merhaba diyecek. Ama bu komut ne zaman çalışmasını istiyorum? Ahtapota tıklandığı zaman çalışsın. Yani direkt çalıştır dediğimde çalışmayacak bu. Ahtapotun üzerine bastığım zaman. Bakalım burada çalışma alanında bize bir tane daha yeni
olay bloğu konulmuş. Nedir? Aktör tıklandığında. Yani bunun altına eklediğim kod ekrandaki nesneye tıklandığında çalışacak. Bizim de istediğimiz, bizden istenilen buydu. Ekledim. Çalıştıralım bakalım. Hiçbir şey olmuyor. Üzerine gelip tıkladığım zaman merhaba diyor. Evet. Devam edelim. Altıncı etkinlikle. Yukarı, aşağı, sol, sağ tuşlarını kullanarak. Bu tuşlar nedir? Bilgisayarda oyun oynarken klavyede sağ ortada ok tuşları var. Yukarı, aşağı, sağ, sola. Bu tuşları kullanmamızı istiyor. Penguin'i etrafta hareket ettirip bütün bayraklara dokunmasını sağlayan programı yazabiliriz. Bu sefer bizden istediği nesnenin penguenin ok tuşlarını kullanarak hareket edeceği bir program, algoritma yazmamız. Bakalım kod bloklarında ne var? Neler var? Hareket et kodu var. Bu kodun da parametresi ne? Yukarı hareket et, aşağı hareket et, sola ve sağa hareket et. Evet, benim kullanacağım kod bu. Peki bu kodu nerede kullanacağım? Bakalım. Bana 4 tane olay bloğu vermiş. 4 tane olay bloğu. Bu olay blokları neler? Sol oka basıldığı zaman. Yani klavyeden sol tuşuna bastığımda bu yeşil olay bloğunun altına hangi kodu yazdıysam o kod çalışacak. Diğerlerine bakalım. Sağ oka basıldığında, yukarı oka basıldığında ve aşağı oka basıldığında. Dört yönünde, dört okla, dört okuda komut yazacağım şekilde olaylar bana verilmiş. Benim yapacağım şey hareket et komutunu. Sol oka basıldığında nereye doğru hareket etmesini istiyorum? Sola doğru. Sağ oka basıldığında sağa doğru. Eğer ben sağ oka basıldığında yukarıya doğru seçersem ne olur? Sağ oka basıldığında karakterim bu komutu yazdığım için yukarıya doğru hareket eder. Sağa doğru. Yukarı oka basıldığında yukarıya doğru ve aşağı oka basıldığında aşağı doğru. Bakalım yazdığımız algoritma nasıl çalışıyor? Çalıştıralım. Ok tuşlarına basıyorum. Yukarı, aşağı, bayrakların üzerine geliyorum. Evet, bayrağın üzerine geldim. Daha yeşil yanıyor. Onunla ilgili bir algoritma kod yazmadık ama o buradaki etkinliğin arka planında var. Ekranda çalışma alanında görülmüyor bayrağın üzerine geldiğinde yeşil olması. Ama arka planda yazılmış. O yüzden bayrağın üzerine geldiği zaman yeşil oluyor. Sonsuza kadar tekrarla bloğu kodunuzun sürekli çalışmasına imkan sağlar. Dinozorun yukarı ve aşağı sürekli olarak hareket etmesini sağlayan blokları ekleyebiliriz. Tamam. Burada iki tane nesnem var. O yüzden kodlarda, kod bloklarında aktör parametresi gelmiş. 1 veya 2. Sen bu komutu hangi nesne için uygulamak istiyorsun? Bakalım çalışma alanına ne vermiş bize? Çalışma alanında aktör 1'i yani penguenin ok tuşlarına basıldığında sola, sağa, yukarı ve aşağıya hareket etmesini sağlayacak. Bir önceki etkinlikte yazdığımız komutu hazır olarak vermiş. Bir daha bir şey yazmamıza gerek yok. Çalıştırdığımız zaman penguen'i ok tuşlarıyla hareket ettirebiliriz. Bizden istenilen ne? Dinozorun sonsuza kadar yukarı ve aşağıya hareket etmesi. Bakalım çalışma alanında başka ne var? Pembe bir blok var. Pembe bloğu biz daha önce döngülerde biliyoruz. Bunun içine yazdığımız şey döner. Ama
Buraya kaç sayı eklersek o kadar döner. Bu biraz daha farklı. Bu sayısız. Yani sonsuza kadar dönüyor. Bunun içerisine bir şey yazdığımızda, bir komut yazdığımızda bu sonsuza kadar dönüyor. Eğer bunun içerisine dinozorun yukarıya, sonra aşağı götürecek komutları yazarsak, dinozor animasyon gibi, bir animasyon gibi sürekli oyun içerisinde o hareketi tekrarlayacaktır. Programlamada timer benzeri komutlarla bu tür işler yapılıyor. Yazalım. Sonsuza kadar tekrarla. Şu ekranı açıyorum biraz. Neydi? Dinozorla bağdaştırdığım bağlantılı sayı 2. Önce nereye gidelim? Yukarıya. 400 piksel gidelim. Sonra da yukarı gittikten sonra da yine bu sefer aşağıya doğru gitsin. Çalıştıralım bakalım. Bu da kod bloklarına bağlı değil. Bu da yeşil olaylar gibi kendi başına bir blok. Bu kodlar devam ederken bu da kendi başına çalışmaya devam ediyor. Çalıştıralım. Evet. Evet. Yukarı ve aşağıya gitti. Ama etkinlik tamamlandığı için tekrar başa dönüp ikinci kere gidip geldiğini görmedik. İleriki etkinliklerde bu etkinlikte mesela algoritma çalıştığı sürece bunun dinozoru sürekli hareket ettirdiğini göreceğiz. Şimdi penguin'i ok tuşları ile etrafta hareket ettiren kodları yazın. Dinozora çarpınca da ah deyip çarpma sesi çıkarmasını sağlayın. Tamam. Penguin'in hareket edeceği kodlar yazılmış. Penguin aktör 1 sola, sağa, yukarı ve aşağıya hareket edeceği kodlar yazılmış. Burada ne yazılmış? Sonsuz bir döngü içerisinde 2'nin ikinci nesnenin yani dinozorun yukarı ve aşağıya hareket etmesi sürekli olarak. Bizden istenen penguen dinozora çarpınca ah deyip nasıl yapıyoruz onu? Şuraya yazalım. Ah diye bir iletişim balonu çıkaracak ve kim yapacak bunu? Penguen. Daha sonra da burada rastgele ses çaldan bir çarpma sesi çıkarsın. Ne zaman yapacak bunu? Ok tuşlarıyla ilerleyip dinozora temas ettiğimiz zaman. Bunun da olayı burada birinci nesne, bir ID'li nesne, iki ID'li nesneye dokunduğu zaman bu çalışsın. Bizden istenilen de oydu zaten. Bunlar birbiriyle bağlantılı olmadığı için ekran içinde bunları istediğimiz yere koyabiliriz. Bunların birbirleriyle herhangi bir bağlantısı yok. Yazarken, algoritma oluştururken nasıl kolay görüyorsak, nasıl kolay anlıyorsak o şekilde dizebiliriz. Çalıştıralım. Evet. Bakın dinozor hareket ediyor. Bakın tekrar ediyor. Yukarı aşağıya da tekrar ediyor. Ben dokunduğum zaman penguen ah dedi ve etkinliği tamamladık.
Dokuzuncu etkinliğe bakalım. Penguin'i oklarla hareket ettirip sayı almasını ve ahtapota değince sayı almasını sağlayacak bloğu ekleyebiliriz. Hareket ettirip sayı almasını ve ahtapota değince sayı almasını. Demek ki şimdi burada benim 3 nesnem var. Penguin hareket ettikçe puan kazanacakmış. İkincisi de ahtapota değince puan kazanacakmış. Bakalım kodlara hemen. Bir ID'li nesnenin oklarla hareket ettirme komutları. Bu penguenin hareket ettirme komutları. Şunların arasını biraz açayım. Oraya kod ekleyeceğim. Çünkü hareket ettirdiğimde puan almamı istiyor. O zaman hareket ettirdiğimde hareket ettirme komutlarının altına eklerim puanı. Hareket ettiğimde puan almış olurum. Burada ikinci nesnemin yani dinozorun sonsuza kadar yukarı aşağı hareket etmesi komutu var. Burada birinci nesnemin yani penguenin ikinci nesneye yani dinozora dokunduğunda ah demesi ve rastgele bir ses çalması komutu var. Bir de en altta birinci nesne, üçüncü nesne yani ahtapota, penguen ahtapota dokunduğunda olmasını istediğim kodlar burada. Benden ne istiyordu? Penguen ahtapota dokunduğunda puan kazansın. Hemen skor puanı komutunu buraya ekleyeyim. Bir de hareket ettiğimde, o zaman her hareket ettiğimde skor puanı komutunu buraya ekliyorum. Çalıştıralım. Hareket ettiğinde bakın skor artıyor. Her hareketimde skor artıyor. Eğer değersem dinozora ah diyorum. Ahtapota değdiğimde yine puan kazanıp dokuz tamam. Ancak sadece 16 blok kullanmış olabilirdiniz. Tekrar deneyelim. Daha satır kodda yapabileceğini söylüyor. Tekrar okuyorum soruyu. Penguin'i oklarla hareket ettirdiğinde sayı almasını sağlamak için şu kodları eklemiştik. Bir şey deneyeyim. Sadece sağa doğru gittiğinde puan alsın. Yukarı, aşağı ve sola gittiğinde puan almasın. Bir de bu şekilde deneyelim. İleri gittiğimde puan alıyorum. Diğer yönlere gidersem puan almıyorum. Evet, yine daha az komutla tamamlayabilirdiniz diyor. Acaba bunu da mı? Hareket ettiğinde sayı alması yapılmayacak mı acaba? Bakalım. Evet. Demek ki hareket ettiği zaman hareket ettiğinde sayı alması olmayacak. Arka planda algoritmamı test eden algoritma onları fazla olarak gördü. Ama hareket ettirdiğinde sayı alması almak istiyorsak da yapacağımız iş nerede puan almasını istiyorsak puan komutunu oraya eklemek. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Penguin'i oklarla hareket ettirip sayı almasını ve arka plan ile penguin'in hızının değişmesini sağlayacak bloğu ekleyebiliriz. Arka plan ve penguin'in hızının değişmesi. Ne yapalım? Çalıştığı zaman burada
gece arka planı ayarla var. Bunu ben mesela gökkuşağı arka planı olarak ayarlayayım. Bir de hızını değiştirmek istiyoruz. Onu da ne yapacağız? Bakalım ayarla. Aktör 1, sürat. Süratli bir hız. Burada penguenin 1'in süratini çok süratli yapalım. Ok tuşlarına basıldığında penguen hareket ediyor. Dinozor 2. 2 ID'li olan dinozordu. Dinozor yukarı aşağı sürekli hareket ediyor. Penguenle dinozor birbirlerine dokunduklarında ah diyor. Ve aktör 3 ahtapota dokunduğunda puan kazanıyor. Hızını değiştirmesini sağlayacak bloğu ekleyebiliriz. Ekledik o blokları. Çalıştıralım bakalım. Eksik bir şey yapmış mıyız? Evet, gökkuşağı oldu. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Puan alalım. Puan aldık ve tamamladık. Puan alma komutunu zaten kendi eklemişti. O yüzden fazladan bir puan alma komutu eklemedik. Oklarla hareket ettirip sayı alması bir önceki etkinliğe baktığımız için onu da yapmaya gerek duymadık. Yaptığımız zaman fazla olarak gördüğü için. 11. ve son etkinliğe geçiyoruz. Burada kendi hikayeni oluşturabilir misin? Ne yaparsan yap, bu etkinlik de istediğin şekilde bir hikaye oluşturmanı istiyor senden. Bitirdiğin zaman bitti. Bitir düğmesine basıyorsun ve hikayeni arkadaşlarınla paylaşabiliyorsun. Telefonlarında denemelerine izin verebiliyorsun. Nasıl bir hikaye yazdıysan arkadaşların o hikayeni görebiliyor. Bloklarda, kod bloklarında bize birçok imkan sunmuş. Birçok kod bloğu sunmuş. Hayal ettiğimiz şeyi yapabilmemiz için birçok kod var. Ben hemen hızlı bir şekilde şu bloklarla ilgili biraz bilgi vereyim. Yeni bloklar var mı? Mesela ne var? Ayarlı aktör. Bu ekrana bir aktör ekliyor. Şu an ekran boş, ön izleme ekranı. Mesela burada bir sürü nesne var, karakter var. Robot resmi. 1. Burada da bu eklediğimiz robot nesnesine hangi ID ile eşleştirdiğimizi seçiyoruz. Çünkü daha sonra diğer komutları kullanırken onun ID'si ile hareket edeceğiz. Ekrana demek ki en fazla 6 tane nesne ekleyebiliyorum. Çalıştırayım. Bakın robot eklendi. Bir tane daha aktör ekleyeceğim ben. Onu da ne yapalım? 2'ye ekleyelim. Bakalım. Bir de şunu ekleyeyim, şu robotu. Evet, 2 tane robot ekledim. Yapmak istediğim şeylerden bir tanesi şu. İkinci robot ekranda sürekli hareket etsin. Sağa gitsin, sola gitsin, aşağı gitsin, yukarı gitsin. Nasıl yaparım bunu? Hemen bakalım. Şunlar hakkında bilgi veriyorduk. Önce onlar hakkında bilgi vermeye devam edeyim. Bu neydi? Arka planı değiştirme. Hemen bir arka plan da ekleyelim. Uzaylı arka planı varsa. Güzel. Bir arka plan da ekledik. Yeşil kod blokları neydi?
olaylar. Yani bunu eklediğim zaman, bu bir kod değil, bunu ekleyemiyorum. Ama bunu koyduğum zaman buraya, bunun altına eklediğim kodlar, ne zaman yukarı ok, yani yukarıya oka basıldığında bunun altındaki kod çalışsın. Ya da buradan seçiyorum aşağı sol ya da sağ oka basıldığında. Bu nedir? Aktör 1'e tıklandığında, eğer bir nesnenin üzerine tıklanırsa buradaki kod çalışsın. Burada 2, 3 ve 4 ID'li aktörleri de ekleyebiliyoruz. Şu ana kadar biz 2 aktör ekledik. Bir tanesi 1, bir tanesi 2. Bu nedir? Aktör 1 zamanında dokunur aktör 2. Aktör 1 ve aktör 2 birbirleriyle temas ederlerse bunun altına yazdığım kodlar çalışıyor. Burada bir pembe blok vardı. Bu bir döngü değil. Bu da olay bloğu. Kodu içine yazamıyoruz bunu. Kod içine ekleyemiyoruz. Bunun içine yazdığımız sonsuza kadar tekrarlıyor. Daha sonra neler var? Bir ekran animasyonun başında ve sonunda, mesela çalıştığı zamanın başına ekleyeyim şunu. Benim hikayem. 2 robotun uzay yolculuğu gibi bilgiler yazarsam, bakalım, yeniden başlatayım. Çalıştır. Benim hikayem 2 robotun uzay yolculuğu. Bir süre bekledikten sonra oyun başlıyor. Oyun demeyelim. Aslında oyun da diyebiliriz. Tabii oklarla hareket ettirebildiğimiz için biz etki edebildiğimiz için buradaki karakterlere bir oyun kategorisine girer. Eğer etki edemeseydik, algoritmayla onları yönlendirseydik, o zaman bir hikaye olurdu. Diğer kodlara biraz bakalım. Aktörü hareket ettirmek için, aktörü durdurmak için, kodların arasında bir süre bekletmek için, kodları çalıştırmaya başlayınca 1, 2, 3 sırayla çalışıyor. Arasına eğer bu komutu yazarsam 1 saniye, bu komuta geldiğinde 1 saniye bekler bir sonraki işi yapmadan önce. Rastgele bir ses çalma, puan kazanma, aktör bir nesnenin konuşma baloncuğuyla konuşması, bir aktörü yani bir nesneyi ekran istediğim yerine anında götürmek. Top left demiş burada, yani top yukarısı, left sol, sol üst köşeye götürüyor bir anda. Aktör 1 fırlat uçak yukarıya doğru, bir yöne doğru bir nesne fırlatması. Aktörün hızı ve kaybolması gibi kodlar var. Şimdi ben ne yapmak istiyordum? Şunları atıyorum. Ben istiyorum ki bu robotum, ikinci robotum, ekranda kendi kendine sürekli geçsin. Onun için ne yapmam lazım? Hareket, bakalım, hareket kod blokları bu. Şu bir hareket kod bloğu. Hangi robotun? İkinci robotun. Hangi yöne doğru? Gelişi güzel. Ne kadar? Rastgele. Gelişi güzel. Şu 4 seçenekten herhangi birini, her seferinde, her çalıştığında bu 4 seçenekten herhangi birini seçecek. Rastgele de buradaki seçeneklerden herhangi birini seçecektir. 25 pikselde ilerleyebilir, 400 pikselde ilerleyebilir. Bunu sonsuza kadar tekrarla bloğunun içine koyduğum zaman ne yapacak? Bu sürekli tekrarladığı için ve buradaki değerler, parametreler, iki parametre sürekli değişeceği için başlatıyorum. Robotum ekran üzerinde sürekli hareket edecektir. Bakalım. Evet. Sürekli hareket ediyor.
hiçbir kod, bu kod sürekli dönerek ikinci robotun ekran üzerinde sürekli hareket etmesini sağlıyor. Devam edeyim. Başka ne yapmak istiyorum? Birinci robotumu da ben kendim elle hareket ettirmek istiyorum. Onun için ne yapmam lazım? Şu ok tuşlarına basıldığı zaman kod bloklarını kullanmam lazım. Bana onlardan kaç tane lazım? 4 tane. Yukarı, aşağıya, sola ve sağa. Basıldığı zaman buradaki kodlar çalışacak. O kodlar ne olacak? Bakalım. Aktör 1, yani birinci robotumu yukarıya 25 piksel taşı. Aşağıya 25 piksel taşı. Sola 25 piksel taşı. Sağa 25 piksel taşı. Tekrar yeniden başlatalım, çalıştıralım. Ok tuşlarına basıyorum. Evet. İkinci robotu da ben hareket ettiriyorum. Mesela diğer robotun takip edeyim. Evet. Şimdi biraz daha bir şeyler ekleyelim. Ne vardı? Aktör 1 ve aktör 2 birbirleriyle dokundukları zaman şu kod bloklarını şöyle yer açacağım kendime. Şuraya koyayım. Aktör 1 ve aktör 2 birbirlerine dokundukları zaman şu kodla aktör 1 mutlu olsun. Yine aynı kodla aktör 2 mutlu olsun. Şurada kartopu atma komutu vardı. Aktör 1 rastgele bir yere kartopu atsın. Bu mutlu olmadan önce yapsın bunu. Aktör 2 de rastgele bir yere basketbol topu at. Bunu da bu işlemi yapıldıktan sonrasını ekliyorum. Ve mutlu olsunlar. İki saniye bekledikten sonra da aktör 2 kaybolsun ve arka plan bulutlu arka plan olsun. Bir de ses çıkarmasını istiyorum. Bir de bir ses çalsın. Bulutlu arka planı olduğu zaman. Bakalım hedef 1 dersek. Kırılma sesine bakalım. Şöyle bir ses olsun. Evet. Tekrar çalıştırıyorum. Çalıştır. Oklarla oynuyorum. Evet, yeni eklediğimiz kod ne zaman oluyordu? İki nesne birbirine temas ettiği zaman. Temas etti. Biri kar topu attı. Diğeri basketbol topu attı. Mutlu oldular. Ve ekran değişti. O da kayboldu. Yeniden oynatayım. Nerede temas edersek, şöyle ortalarda bir yerde temas edelim. Hatta o bana temas etsin. Evet, biri kar topu attı, biri de basketbol topu.
Bitti dediğim zaman yaptığım bu etkinliği bu adreste kayıtlı artık. Bu adresi arkadaşlarımla paylaşabilirim. Onlara gösterebilirim yaptığım oyunu. Burada da paylaşma komutları var. Bu konunun da sonuna geldik.